Neden ayrılmalı? Neden ayrılmalı? Şimdi şöyle bir şey var. Yani din işlerini kullanarak, namazı, orucu vesaire, bunları kullanarak siyaset yapmaya çalışıyorlar. Bu şekilde de olmaz. E şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ne bakıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti maşallah bu işi çok iyi biliyor. Kim Allahu Ekber diyorsa hepimiz peşinden koşuyoruz. Ben kesinlikle şahsen kendi adıma söyleyeyim. Ben istemiyorum yani. Günümüzde bunlar ayrı mıdır, din ve devlet işleri? Ya günümüzde şu anda ayrı değil. Ya eskiden şöyle bir şey vardı. Laiklikle İslamiyet aynı kefede olur mu? Kesinlikle olmaz. Laiklik zaten ne demektir? Allah'ın kanunlarını kabul etmemek demektir. Laikliğin anlamı, gerçek anlamı bu. Ama biz ne diyoruz? Diyoruz ki hem laiklik olsun hem İslamiyetlik olsun. E şimdi millete bakıyorsun, millet ne diyor? Ya biz özgür bir ülkeyiz, layık bir ülkeyiz. Sen layık bir ülkesin, o zaman sen Müslüman değilsin. Ama sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle İslam yani siyaset işleriyle bir olmaması lazım. Peki İslam bunu ayırıyor mu sizce? İslam bunu ayırmıyor aslında. Eskiden şöyle güzel bir açık görüş vardı. Din işlerini bilmeyen insan, İslamiyet'i bilmeyen insan devlet işlerini yapmasın diyorlardı. Eskiden böyle bir şey vardı. Ama şu anda adam ne namazı biliyor, ne dini biliyor, ne imanı biliyor, ne zikretmeyi biliyor, ne Allah'ın isimlerini biliyor. Öğlen namazı kaç rekat olduğunu bilmiyor, farzlarını bilmiyor ama adam diyor ki ben Müslümanım diyor. Bunu kullanarak siyasete girmeye çalışıyor. Aslında öyle bir şey değil. Dini kullanıyor. Yani dini kullanıyor. Gerçek olan şu şekil, dini bilen dine göre ülkeyi yönetse o zaman ülke çok çok farklı bir yere geçer. Ben bunu